Tamam, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün Pendik'teki bot şova geldik. Geldim daha doğrusu. Çok güzel görseller yakalayacağıma inanıyorum. Çok güzel tekneler var. Bakalım neler var. Şimdi öncelikle Selçuk arkadaşımızın olduğu yere geldim. İskele tarafımdan, yani sol tarafımdan rüzgar geliyor. Mikrofona kedi tüyünü taktım. Umarım bir ses falan şeyi yoktur. Bu önde farı olan Selçuk kaptanımızın teknesi. Bu tekne çok sevimli bir tekne. Şöyle söyleyeyim. Bakayım. Yani 829 bin lira fiyat sanki düşmüş gibi. Motorsuz donanım. Bakayım. Boyunu ben göremedim. Boy 6.25 olarak geçiyor. Şimdi benim diğer videolarımda da bu teknenin aynısından vardı. Hani tekrar çekmekten ziyade şöyle bir başlangıç atayım. Şöyle bir görsel zannedersem buraya biz girebiliyoruz. Böyle güzel bir görseli var. %100 yerli bu tekne. Oturma grubu böyle. Burada bir TV var. Direksiyon falan koymamışlar. Neden direksiyon koymamışlar? Çünkü motorla alakalı. Hangi motoru tercih ederseniz o direksiyon konuyor. Şimdi burada böyle bir cam ya da camekan diyeyim. Bir alan sunmuşlar. Şey olayı çok güzel. Yani yatarken dışarıyı görebilirsiniz. Buradan bir havalandırma yapmışlar. Hava bugün tabi olabildiğince kötü burada. Bakayım şöyle koyabileceğim ben. Hani teknenin yüksekliğini göstermek istiyorum. Tekne olabildiğince yüksek. Yani kollarımı kaldırıyorum. Olabildiğince yüksek. Buraya ocağı konuşlandırmışlar. Ocak burada. Bu sürgülü kapılar burada. Sürgülü kapı bence çok güzel bir olay. Üç kanat yapmışlar. Böyle. Çok güzel. Şimdi burası, bu tekneler bizim dükkan gibi olduğu için sağ olsunlar rahat rahat tanıtım yapıyorum. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Rahatça girip çıkabiliyoruz. Bu yanda biliyorsunuz böyle bir koltuk var. Bu havaya kalkıyor, oturma grubu olarak şöyle oluyor. Hatta göstereyim size. Bu şekilde çok rahatlıkla oturabiliyorsunuz. Ondan sonra havuzluk, yani bugün bir 6.25 tekne ölçüsüne göre havuzluk çok güzel. Yani rahat bir alan havuzluğu var. Yani rahat bir alan sunuyor. Selçuk kaptanım, bu teknenin döküm kalınlığı kaç milimetre? 7 milimetre. Şimdi niye biliyor musun? Şeycilerim, takipçilerim bana fırça atıyor. Teknenin cidar kalınlığı ya da döküm kalınlığını neden söylemedin? 7 diyorlar. Kat 300'lük. 7 kat 300'lük. Bunun 4 katı cam. 4 katı cam. 3 katı da örgü. 3 katı da örgü olmak suretinden. Olmak suretiyle jelkot şeyi de jelkot 0.75 mikron jelkotu var yani. 0.75 mikron çok güzel. Bu arada sağ olsun Selçuk kaptanın bana ufak tefek tekne malzeme desteği veriyor. Çingene gibi istiyor da veriyor. Sağ olsun. Yardımcı oluyor yani her şekilde. Her şekilde. Mesela depo atık, depo ihtiyacım falan oldu dedim, ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Çünkü konunun tamamen içinde olduğu için hani şimdi ben nereden bulayım, nereden edeyim? Yardımcı oluruz. Ya, sen de dert etme dedi. O işte de bizde dedi. Sağ olsun. Yeriniz tam olarak neredeydi? Tuzla İstim'deyiz. Tuzla İstim. İstim. İstim'in iş merkezi. Hayır. Yani Tuzla iş merkezi olarak geçiyor. Aynen. Yani Octopus Yat internet siteniz var değil mi? Var. İnternet sitesine Octopus Yat olarak girdiğinizde çok rahatlıkla görebilirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu tekne Selçuk kaptanımın
Yani kendisine özel yaptığı bir şey. Yani biz bundan balığa çıkacağız. İşte hard top falan gelecek. Bir takım eklentiler yapılacak. Bu sen tekniğini ayrıyetten bizim için biraz sonra tanıtır mısın? Ben bunu bitirince. Çünkü senin için en özelin yani şey nadide bir şey parça diyeyim yani. Bunda söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Şu küpeşte yürüme yolu çok rahat. Hani şuradan ben. Dışa doğru. Evet dış. Tabii şu an yürüyorum. Hani buradan biraz destek alıyorum ama. Hani ben şimdi şuraya basıyorum. Buradan bir rahat yürüme alanı elde ettim. Sonra şu kısımda bir oturma alanı yapmışlar. Yani buradan oturup ayaklarını uzatabilirsin. Ya da bir kamışın falan varsa kamışını sarkıtabilirsin. Ama ben her zaman şuraya sarkıyorum ya. Ben burada oturmak isterim. Ya da burada uzanıp güneşlenmek isterim. Yani benim benim şahsi düşüncem. Yüksekler her zaman iyidir. Yani burada işte hatch var. Havalandırma için. Bu kıç kısmı bu şekilde bir alan. Yan komşunun botları. İşte çapanın olduğu yer burası. İşte zincir deposu. Kalınlığı falan söyledim. Motor opsiyonel. Burası zincir dolabı. Bayağı bir geniş. Şimdi arkadaşlar hani sizler sağ olun istekleriniz doğrultusunda bana soruyorsunuz. Hani şunu sorsaydım bunu sorsaydınız diye. Yani ben de artık yavaş yavaş sizlerin doğrultusunu soruyorum. Doğru haklısınız. Yani sonuçta teknelerin kalınlığı da önemli. Ama hani şimdi Selçuk Beyler üretici firma olduğu için hani çok rahatlıkla İstediğinizi yapabilirsiniz. Mesela istediğiniz kalınlıkta daha da fazla kalın da döktürebilirsiniz. İstediğiniz bir şey varsa onu da yaptırabilirsiniz. Şunlar yanaşırken çok lazım oluyor. Hani iskeleye görebilmek için, havalandırmak için bayağı önemli parça bunlar. Burası havalandırma. Heç. Sonra burada bir ara burada buzdolabı gibi bir şey vardı. Burası kontrol paneli galiba. Ondan sonra şundan altı zaten saklama kapları, saklama bölümleri. Arkadaşlar böyle tekne tanıtırken ya da herhangi bir şey tanıtırken inanın nasıl biliyor musun? Hani prodüksiyon yok, böyle hiçbir hani her şey hazırlanmış, kurgu yok falan. Konuşurken hata yaptığınız zaman yani affınıza sığınıyorum. Niye biliyor musunuz? Bir şeyleri böyle gösterirken bir sonraki şeyin hazırlığını yapıyorum. O yüzden bazen hani eksik konuşabiliyorum, yanlış konuşabiliyorum. Affınıza sığınıyorum bu konu hakkında. Hani ben de sizlerle yani evriliyorum. Böyle böyle güzellikleri paylaşıyoruz. İşçilik sorarsanız hani şimdi böyle kadifemsi bir kumaş koymuşlar buraya. Evet burası da aynı şekilde. Buraya basamıyorum. Buraya oturduktan sonra burası ayarlı bir pilot koltuğu diyeyim. Öne doğru gelebilir. Ayağınızı buraya koyuyorsunuz. Hani ben ayakkabım var. Ayakkabıyla girdim. O yüzden giremiyorum. Yani oldukça rahat, oldukça keyifli bir tekne. Şöyle. Çok ciddi, çok seviyorum ben. Hani benim görüşümü almak isterseniz ben şimdi tripodu şöyle koyayım. Arkamdaki şöyle görselle beraber sizden konuşayım. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu tekne alınır mı alınmaz mı? Eğer şayet hani şayet ben hem balık tutacağım ondan sonra hem de keyif yapacağım. İstanbul'da yaşıyoruz biz. Büyükada'ya ya da Heybeliada Çam Limanı'na gidip demirleyip birkaç gün yaşayacağım diyorsanız bu tekne tam sizin için. İdeal bir tekne. 400 litre tatlı su tankı var, bu arttırılabilir. Atık tankları falan var, arttırılabilir. Yakıt tankı var, hani arttırılabilir. Yani bu sizin gidiş menzilinize ve kalış sürenize göre hani ayarlanabilecek opsiyon ürünler bunlar. Ama teknenin dengesi, performansı yani kayda değer bir şekilde. İşçilik 10 numara.
Şu an bulunduğumuz masanın altında hani bölmeler var. Arzu ettiğimiz her şeyi buraya hani koyabiliriz. Şimdi benim mesela kendi teknem neden dağınık? Çünkü hazır bölmelerim olmadığı için. Eğer şayet hazır bölmelerim olsa dağınık olmayacak. Konuyu şuraya getiriyorum. Şimdi burada hazır bölmeler, saklama alanları olduğu için siz derli toplu kalacaksınız. Ondan dolayı da tekneye şöyle baktığınızda tekne derli toplu şahane bir görsele sahip olacak. Dağınık gözükmeyecek ve hani denge bizim birinci olayımız. Çünkü teknenin denizci olması size kaliteli bir seyir sunar. Hani ben kendi teknecilikteki deneyimimden eşleştiriyorum. Yani benim diyeceklerim budur. Hani geriye kalanlar işte tank su girişleri, tatlı su tankı girişi, işte yakıt girişi falan. Bunlar hani var olan, olması gereken şeyler. Evet arkadaşlar, bu güzellikleri sizlerle paylaştığım için inanın çok mutluyum. Ta Bakırköy'den çıktım geldim. Bu kadar yol yaptım. Neden? Sizler bu bilgilerden eksik kalmayın diye. Şimdi Selçuk Bey'in tekniğe geçelim, bakalım neler varmış. Görüşmek üzere. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Like diyorum. Sizleri seviyorum.